rast gele duraklardan araba alamayacak. Kimse de duraklara araba veremeyecek. Dilsin. Bizi aydınlatsın yani. Diyebilir mi? Ya dilsin diyebilir mi de hoca? Bir de araç zaten veriliyor yani. Hat zaten veriliyor ki. Ama biz de tereddütteyiz. Yeni araba alırsak durak verecek mi? Almazsak verecek mi? Tereddütte. Çıksın bir şey söylesin bize. 300 tane dolmuşçu burada. Biz de insanız. Biz de esnafız. Çıksın bizi aydınlatsın. Biz de diyoruz ki minibüsçüle kendisi dürüst olmadığı için biz de dürüstlük kim olduğunu bilmiyoruz. Burak tabii. Şimdi bak biraz önce diyoruz. Abi şimdi minibüsçüle buna sesle. Burada da başkanı var. Bir de belediye başkanı var. Minibüsçü şöyle bakıp duruyor. Ama bak, bir şey söyleyeceğim. Yok. Bak bir şey söyleyeceğim. İstediğin zaman orada bir tane esnafın ismini çıkartıyor. Diyor ki bunun adı şu. Bekir Tosun aldı. Ama şunun adını aldı diyor. Bekir Tosun geldi bak, tamam geldi bak şey... parasını kendi yatırdı Bekir Tosun. Bak, ben ona diyorum. Hayır bak bir şey bak şunu adam da geldi kendi yatırdı. Bak burada var ya. Burada kaç tane var. Kendi yatıran var abi? Hepsi kendi yatırdı adımı. Sadece Bekir Tosun geldi buraya. Bekir Tosun dedi ki lan. Başkanım dedi bak ben Bekir Tosun'u tanımıyorum. Allah şahittir. Gün olarak da şunu bu veriyorum. Arif Kapıcıoğlu'nun kardeşinin düğünü olmadan 3 gün önce. Pazar günü bir düğün oldu. Haydar Kapıcıoğlu orada. Bekir Tosun beni aradı. Başkanım böyle böyle ben belediyeden araba aldım. Sen oraya kayıtım gerekiyor. Ne yapmam gerekiyor? Ben dedim ki Bekir Tosun 50 bin lira da benim odaya vereceğim dedim. Yani 50 bin telefonda. Başkanım bir yüzle görüşelim dedi. Tamam dedim. Benzinler geldi. Hatta benzinlikçiye dedim ki Bekir Tosun kimse ben tanımıyorum dedim. Gelince bir görsel dedim. Geldi. Başkanım dedi ben belediyeden araba aldım. Kaç aldın kardeşim dedim. Başkanım ben borcumu mahsup ettim dedi. 300 küsur aldım dedi. O zaman gideceksin Bekir Tosun 50 bin lirada benim odaya yatıracaksın dedi. Benim Bekir Tosun'la konuşmam bu. Atılmanın kıstasları ne ya? Nasıl bir kıstas görüyorsunuz? Yani? Ya şimdi bak kanunlara, gelse kardeşim elimde kanun metinleri var. Eğer ki bunlar yapılanlar böyle şeyse... 92'den beri buraya hiçbir hak olmayabilmez, veremezler yani. Bir neden ticari kralın nasıl veriliş olduğunu, geçen ben Kusura Gazetesi'ne verdim belgelerini. Ticari kralın nasıl verildiğini, kime verileceği açık açık yazıyor. Ama ben belediye başkanının üstünde bir gurur değilim ki de Bahri Bey'in üzerinde bir gurur değilim ki de şunu şöyle vereceğim değil mi? Usulsüzlük var mı? Elbette tabi var. Bekir Tosun 50 bin lira verdi mi? 20 bin lira verdi. 20 bin lira verdi. Oraya bağış, evet. Onun haricinde... Bekir Tosun 20 bin lira verdi. 20 bin lira. Evet. Peki. Bağışla zorlama yapamıyoruz. İsteyenden yalvardık, yakardık, aldık. İstemeyen de hiç vermedi. Evet. Abi sigara lütfen de ver. Peki bu, şunu söyleyeyim. Zorlama yaptırım olmadı mı? Yani bu adamlar kendisiyle mi? Kardeş zorlama yapamadım. Daha önce zorlama yapıyordum. Şu anda orada da müfettiş olduğu için zorlama yapamadım. Müfettiş olmasa ne kadar zorlayacaktım. İşte hatta espri yapıyorum. Peki bu araçlardan toplam odaya ne yapmalarında? Araç falan kaldırdık. Murat o da bizim odanın gelir. Orası. Onu yönetim kuruluna vereceğim. Sen o konuda bilgi vermek zorunda değil. Anlamadık ya. Şimdi basın toplantısı düzenliyor. Bağış aldım. Hayır yok. Ben bağış aldım diyorum. Benim şimdi... Hayır. Benim sana vereceğim... Odanın geliri de bundan çok ciddi bir gelir. 20 bin lira olduğunu farz et. 20 arabada. Ne yapar abi? Tamam, İsteyenden tamam. Alıyor diyor bak. 400 bin lira der. Demek ki 400 bin lira odaya para girdi. Burak tanı. Odanın bütçesi hakkında bilgi veremem. Sen hiçbir kurum hakkında bir şey yapma. Kardeş sen hiçbir şeyle aklımız vardır. Bilgi ki. Yani şimdi verdim. Arada bir cahit yapıyor. Ondan sonra hiçbir şey yok. 2009'da sana bilgi verdim. Bir sene kaçtan yazdı. Bunun dışında hiçbiri yazamadı. 190 bin lira kimin cebine gitti dedim. Ne geçti elime? Peki sana ondan sonra da... Hayır ne geçti? Onun cevabını ver. Hayır benim elime bir şey geçmez ki. Ben sadece haber yaparım. Ben sadece haber yaparım. Ben o zaman da geldiğini haber yaparım. 190 bin lira kimin cebine gitti dedim. 2009'da senin sitede bir haber yaptı. Başkan, sizin düşündüğünüz gibi Bodu'ya bir geri yoktu abi ya. Bak bir şey söyleyeyim mi? Bak, çok lira topladığımı söyle bunu. Çok şey ya. Hayır, öyle bir rakam yok ki. Hayır, öyle bir rakam yok. Biz de bilelim, ben yönetim olarak da bilmiyorum. Yönetim olarak bilirsin, yönetim olarak söylerdi. Ama ben kalkıp da... O zaman bütçesi hakkında bilgi veremez. Hayır, öyle bir gelir yok yani. Peki bir şey söyleyeceğim. O zaman ne yapmayı düşünüyorsunuz peki siz? Ne yapmayı? Yani bu ortalık biliyorum gördüğüm kadar şey yani. Biz şunu diyoruz kısaca. Evet. Minibüsçü esnafını tehdit ediyorlar. Ben şunu söylüyorum. Ben burada olduğum sürece bir Allah'ın kulu gelip de duraklar araba veremez. Karnen de veremez. Kim tehdit ediyor? Kim alırsa alsın belediye diyormuş ki. İşte getir belediye 200 bin lira yatır falanca hattan araba. Olmuş olan şeyler getir. Fişmacası hattan araba. Bunu nasıl yapacaklar? Odadan oda kayıt belgesi almayınca. Kanun açık açık yazıyor. 2009-18 sayılı. Karayollar trafik kanununda ticari plakanın veriliş şekli diyor. Bunlar şu usule uydular mı? Ben onu soruyorum. Diyor ki taksi, dolmuş, minibüs, şoförlük mesleğini geçim kaynağı olarak
Söylediğin çok doğru. Aslında bu arabalar verirken gerçekten bu geçim kaynağını şoförlükle yapan kişilere verilmesi lazım. Evet. Ama bunu belediye uygulamıyor. Ne yapıyor? Tekir Tosun'a varmış, Ahmet'e vermiş, Ali'ye vermiş, Veli'ye vermiş. Evet. Ama ben resmiyette benim önüme kayıta giren adamı tanırım ben. Diğerini tanımam. Devamında sürekli olarak icra ettiğini beyan etmiş ve ilgili meslek odasına, ilgili meslek odasının bulunmadığı yerlerde de şoförler odasına kayıt olur diyor. İlgili meslek odası, burada mürüvüsün odası varsa mürüvüsün odasına kayıt olacak. Servisçiler odası varsa servisçiler odasına kayıt olacak. Taksiler odası varsa şoförler odasına kayıt olacak. Devamında diyor ki, bak şurası çok önemli arkadaşlar. Bunların hiçbiri yapılmadı. Ne kampüs araba verirken yapıldı. Ne şimdi araba vermeye kalkıyorlar, şu anda yapıldı, ne de geçmiş dönemlerde yapıldı. Oda olarak itiraz ettiniz mi? Ediyoruz elbet. Hayır, yasal yollara oda olarak başladınız mı? Şu anda bilmiyoruz. Sadece resmi yok. Sadece vatandaş geliyor, başkanım ben belediyeden araba aldım, evet. Ne yapmam gerekir? Ben de yok kardeşim, araba veremez. Peki şunu söyleyeyim, belediye suç işledi mi bununla ilgili? İşte bak, suç işledi. Hayır, mi söylüyorum. Ha, suç işledi. Peki sen oda olarak aynı suçu işlemiş olmadın mı? Vatandaşlardan para alarak? Hangisini? Bekir Tosun'dan aldığın para ya da diğerlerinden aldığın parayla aynı suça işraf etmiş olmadın mı? O da olarak. Murat Tanır, orada çalışan araba D4 belgesiyle çalışan araba. D4 belgesiyle ilgili de İltirafi Komisyonu karar verir. Ama M plakada onu soruyorum işte. M plakada verecekleri araba diyor, şu anda verdi demiyor. Sadece kulaktan duyduğumuzu söylüyoruz biz. Evet. Ha, anca ben resmiyette nasıl konuşurum biliyor musun? Herhangi bir vatandaş gider arabasını alır, belediyede meclis kararını çıkartır, ben 100 araba verdim, 150 araba verdim, 200 araba verdim, 70 araba verdim der. Meclis kararıyla bana gelir, ben de kardeş kusura bakma, ben sana belgemi vermiyorum, git bildiğin yere şikayet et derim, ondan sonra bu süreç başlar. Şu anda adam sadece sözlü olarak geliyor, başkanım ben belediyeye 200 milyar para yatıracağım, ne yapayım? Ben de yatırma kardeşim diyorum. Peki tamam da şimdi verilme usulü diyorum bak. Eğer ki bu arabaları vermeye kalkarsa yapacakları usulü söylüyorum ben. Diyor ki ne? Madde 4. Nüfusu artış ve şehrin ulaşım planı dikkate alınmak suretiyle o ilin ve ilçenin toplu taşıma ihtiyacını trafik komisyonu tarafından düzenlenecek bir raporla. İl trafik komisyonu bir rapor düzenleyecek. M plaka verirken. Diyecek ki ne? Kırıkkale'de nüfus artışı oldu. Yolumuz, belimiz çok düzgün, araba vermeye elverişli, ihtiyaç var diyecek, ona göre verecek. Ha, bunu izlerler, izlemezler bilmiyorum. Şu anda bizim sadece duyduğumuz kulaktan duyma. Siyer planı verilecek. Başkanım, şimdi bak şöyle bir şey var. Siz bununla ilgili, geçen sene zannedersem bir basın toplantısı düzenlediniz, kampüs hattında. Orada dediniz ki, kesinlikle yasal değil, biz buna karşıyız dediniz. Evet. Daha sonra odaya, İşte 20 bin lira karşılığında ya da işte 50 bin lira karşılığında odaya da bağış yapılacağını duyduğunuz için sesinizi çıkarmadınız. Bir şey söyleyeceğim. Ben kendi yaşadığımı söylüyorum. O zaman sesinizi çıkarmadınız. Şimdi de aynı soruyor. Şimdi de bak basın toplantısı düzenliyorsunuz. Yarın bu iş ciddiye bindiği zaman bir adım geri atıyorsunuz. Odaya bağış yaptırıyorsunuz. Ondan sonra sesinizi çıkarmıyorsunuz. O zaman ne oluyor biliyor musunuz? Basınla herkes birbirine tehditte bulunuyor. Basın yoluyla tehditte bulunuyor. Onun haricinde bir yaptırım olmuyor. Siz oda başkanı olarak bakın diyorsunuz ki yollar bozuk. Kardeşim yollar bugün mü bozuldu? Niye bugüne kadar çıkıp da yollar bozuk diye basının huzurunda... Bir şey söyleyeceğim. Basının huzurunda minibüsçüler çıkıp da yollar bozuk diye niye bir eylem yapmadınız? Ya da niye bir basın... Ya haber yaptırmıyor ya. Hayır, bir basın toplantısı yapmadınız. 2020'de eylem yaptık da... Şimdi bizim derdimiz belediyeyi kötülemek diye. Belediye şuna cevap vereceğim şimdi. Bak lafı atlatıyorum bir saniye. Vereceğim cevap. Sayın Murat Tanır, kampüse verdiğimiz araçları şehir içinden aktardık. Onun için ben sesimi çıkartmadım. Niye sesimi çıkartmadım? Kampüsün ihtiyacını başvuru duvarından 5 araba da attım verdim. Ama diğer araçları da dışarıdan atardım. Araba işte o. İşte sorunumuz o. Ben ilkin onu söylüyorum. Sorunu. Şimdi de veriyor aynısı dışarıdan. Bilince. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Tamam da bakın yönetim kurulundaki arkadaşlar ayrı ayrı konuştukları zaman farklı şeyler çıkıyor. Murat Tanrı şimdi bak. Bir araya gelindiği sen zaman net cevap verilmiyor. O zaman da bakın bir şey söyleyeceğim. Abi sorun söyleyelim net cevap. Biz dinlediğimizi söyleyelim. Kampüs hattındaki alınan araçların, verilen araçların esas sahiplerini söyleyin. Kurt tapayı. Ben de sizin
Ben de sizin dürüst olduğunuzu sonuna kadar peşimizde olalım. Basın olarak herkese bu. Ben yönetim olarak da, başkan vekil olarak da hiç bir tanesini tanımıyorum. Ama sadece bir başkan sizlerimizin ama siz gibi en büyük ayıncı adamsınız. Başkanım bir şey sorabilir miyim? Özür dilerim bir şey sorabilir miyim? Şimdi bu listedeki verilen araçlar usulsüz olarak verildi değil mi? Tamam dışarıda verildi. O zaman siz bunlardan bağış almış mısınız yalnız? Tamam karşı çıktın. Arkadaşım karşı çıktın bak bildin mi? Başkan ne yapacaksın? Başkan diye gitti sonra ne yapacaksın? Efendim? Ben yapmadım. Benim üyelerim tuttu. Başka oda yapmaya kalktı. Ticaret odasına kaydetti. Usulsüzse ben yapamamıştım. Beni kenara çekti. O zaman ne yapacağım? Başka odadan mı alacak? Usulsüz bir iş niye yapıyorsunuz? Usulsüz değil kardeşim. Ben sadece kayıt ediyorum. Araç verme benim yetkim değil. Araç verme İltiraf Komisyonu'nun yetkisi. Bak iyi dinle. Araç verme yetkisi İltiraf Komisyonu'nun yetkisi. Sadece ben üye kayıtını yapmam. Yapmam dedim. Direndim. Adam gitti. Bakanlığa şikayet etti. Bakanlıktan da iki tane müfettiş geldi oturdu. Ne yaparsın sen? Peki vatandaş şu anda araç alırsa ben parasını yatırıp da aracı aldığım zaman buradan şey alamayacak mı? Alamayacak. Ne planı alamayacak. Alamayacak. Mahkemeye verecek, mahkeme kararıyla alacak. Ya parayı verdikten sonra zaten... Hayır, mahkeme kararıyla... Murat abi, mahkeme kararıyla aldı bunlar. Kim aldı mahkeme kararıyla? Kampüs durağında Mustafa Biçer, Adem Bozdaş... Ben bak bak abi yarım 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 bilgi veriyorsunuz. İki tane vatandaş, şey dört tane vatandaş hiç para ödemeden aldı. Ne belediyeye ne buraya. Ben de belge vermedim işte bak, bunlara bak, diyorum. Bu dört tane vatandaşı... Belge vermedim ben. Kim olduğunu biliyorsun açıkçası. Biliyorum işte. Bedavadan aldı dört tane aracı. Ya biliyorum söylüyorum ben bu arada belge vermedim. 1600 lira şey 400 bin lira bir araç doğru mu? Evet. Dört tane aracı aldı kaç lirada? 1.600.000 lira evet. Para eder. Doğru mu? Evet. Bu kadar hem belediye hem oda bu kadar aciz mi? Siz bu o zaman dört tane adamı peşkeş çekmekle burayı peşkeş çekilmedi mi o dört tane adama? Neyin yaptığını savunuyorsunuz? Siz elinizdekini savunamamışsınız. Dört tane arabayı bedavaya verdiniz. Ben belge vermedim bu adamlara. Bu adam mahkeme kararıyla aldı. Peki. Benim de mahkeme kararım var. Bakın bir şey söyleyeyim. Adam mahkeme kararını elindeki mahpusundan götürdü aldı. Bunu sokakta konuşuyorsunuz nasıl, ama burada konuşmuyorsunuz. Nasıl mahpusuna götürdü oldu? Ne mahpusuna basın diyor. Mahkeme kararı nasıl aldı? Ben mahkemeye verip alabilir miyim şimdi rahat? Mahkeme kararı verirse ben evde alabilirsin. Bir şey söyleyeceğim. Yorulma abi mahkemeye delirsin durar. Mahkemeye mahpusuyla aldı yani bu? Abi dört tane durağa neye dayanalım mahpusuna? Abi elinden durak aldı diye. Mahkeme kararını kolay da aldı. Verdiler. Daha sonra dediler ki sen para yatırmıyorsun biz vermiyoruz dediler. Adam da elindeki evrağı götürdü. Koydu masanın üstüne. Mahkemede elindeki evrağı göre verdi. Beyefendi 12 tane araba verdiler, 8 tanesi para verdi, 8. Aldı belediyeden, 4 tanesi de... 4 tanesi de vermiyordu, itiraz etti. Mahkemeye müracaat etti, mahkemede demek ki hakkı varmış, kazandı da bedavadan aldı. Bırak tabi. O iş, ondan ne bu belediye verdi bakıyor. Belediye kazandı ya. Hiçbir şey yok. Onu diyor. Ama onu kimse bak mahkemenin üstünde değil. Mahkeme karar verdi oraya gitti. Bak mahkeme karar vermesine rağmen daha halen ben oda gayet belgesini vermedim. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi gidip de belediyeye mahkemeye verdiğim zaman hak alabiliyor muyum? Mahkemede mahkeme bana rehin verir sanırsın. Murat abi bir şey söyleyeceğim. Şimdi Murat dediğini sen anlamıyorsun. Devletin dediği yazıda geçse mahkemeye verse belediye ben hata alabilir miyim diyor. Sıradan bir adam değil. O adamlar 11 tane 12 tane karar aldınız çıkardınız. Evet. Yani burada bir karar var. Burada bir ortaklaşa. Abi, o adamla belediyeyle odanın bir ortaklaşa bir kararı var. Karardan sonra. Peki bir şey söyleyeceğim. O karara rağmen görevi kötüye kullanmış olmadınız mı o da 1.600.000.000 kaptırmakta? Ben şehir işinden aktardım. Başvura durağından aldım. Dört araba yuva durağından aldım. Hangisini? Araba aldım. Hayır. Dört tane vatandaş para vermeden alınan devlet sanatı zaten durağı vardı Murat Bey. Onların zaten durağı vardı. Duraklar vardı. Duraklardan sonra 100 lira 200 lira vereceklerdi bunu vermiyoruz bir mahkemeye verdiler. Bak o adamlar zaten şehir işinden aktarmaya gelmiş. Tamam abi. Şehir işinden aktarmaya gelmiş. Sonra mahkeme kararıyla gitti. Mahkeme kararıyla gitmesine rağmen biz onlara belge vermedik. Onlar yuva durağından gelen başlarına bakarız. Konunun aslını... Başkanım siz şimdi burada ne yapmak istiyorsunuz? Başkanım onu söyle abi. Geçmişten bir değişe geç artık. Yani biz gelecek şunu diyoruz. Bilmiş sonra mağduruz. Vatandaş... Ses olalım. Belediyeye bak. Kulaktan duyma. Resmiyette bir şey yok. Tamam. Resmiyetten ki belediye meclis kararını çıkardın. Varsa da bilmiyor. Vatandaş belediyeden meclis kararını çıkardın. Bize gelirse ben araba aldım diye ben belge vermeyeceğim. Ben şunu diyorum. Minibüs esnafı rahat olsun. Ben burada olduğum sürece kimse gelip de burada çarşamaz. Ben belgeyi vermem. Benden belge alabilmek için ya beni
alacaklar, cezaevine sokacaklar ya da sürecekler. Peki var, şu an çalışma maalesef. Sürülenleri biliyor musun? Hayır. Çalışma değil mi o halde? Yok, daha yeni bir adım. Ama yazık, ben vatandaşa şunu diyorum, geliyor ya başkanım, ben belediyeye 200 milyon para yatıracağım, ben ne yapacağım? Bana ne kardeşim, bana ne soruyorsun dedim ya. Yatırsan benden alamam. Bunlar sadece başkanım, bak kulaktan duymaz, resmi bir şey yok. Bu belgeyi vermeme gerekçeniz nedir yani? Bu belgeyi benim vermem. Şehir içinde vermeme gerekçem ne biliyor musun? 336 tane arabam var, bir gün yatıyor, bir gün çalışıyor. Benim gerekçem bu. Araba zaten zaten mağdur. Bir dünya devrimci artık daha yetmiş. Yani evet. Bir şehir içinde araba yazıp niye uğraşıyorum dedi. Öyle dedi, geri araba şu an ya. Biz muhabbet yapmıyor ya. Peki siz araçlarınızı yenileyecek misiniz? Yani bu nasıl olacak? Biz bak yeniler diyoruz. Biz yenilemeye razıyız. 180 model araçlarla bu insanlar gitmeye... Mehmet abi, biz yenilemeye razıyız. Biz araçlarımızı gittik, yeniledik. Araçlar belediye hak verecek veya vermeyecek değil yani. Normalde sizin araçlarınızı yenilemeniz gerekmiyor mu? Yani vatandaşı daha iyi bir ortamda taşımak... Abi siz ne güzel başkanla bir şey bulamadık ya. Yani. Başkan bir sorun da başkan olay bilmiyorsunuz herhalde. Biz bununla idare edeceğiz. Hayır. Yani biz yenilik tamam olsun diyoruz, kabul ediyoruz. Ama bu kadar boşlandığımıza göre belediye başkanı duraklara 5'er tane 10'er tane araba veririm diyor. Ya o ayrı bir Mehmet abi, olur mu abi? Ben açıklamasını yaptım da bak bir dinle. Yenilemeniz gerekmiyor mu? Mehmet abi bak. Hayır. Öyle bir şey yok. Demin bu açıklamayı yaptım da sen burada değil miydin? Ne dedik biz? Eğer belediye 10 yıllık arabaya getirmeyeceğine taahhüt ederse, yollarımızı yaparsa, aşağı eski terminali düzenlerse, minibüs indirme bindirme yerimiz şurayı düzenlerse biz araba almaya razıyız diyor. Araba alma değil yani. Araba yenilemeye razı. Arabalarımızı biraz daha iyi olarak iyi konuma getiremez misiniz? Evet yani? İşte biz de... Kimisinin ısıtıcı çalışmıyor. Bu soğuk havalarda insanlar üşüyerek gidip geliyor. Yani bu daha iyi bir ortam. Tamam, biz yenileyeceğiz diyoruz bak. Biz araçlarımız bu konuda. Ya 10 sene araba almayacak diye bir konu. Beyefendi 10 yıl kararı çıkarmış. Zaten biz 10 yaşında araba alıyoruz. 5 yaşında araba alıyoruz. 8 yaşında araba alıyoruz. Uyuyoruz. Almaya çalışıyoruz. Ama belediyenin bize söylediği, ben 160 tane arabaya söz verdim, bunu alacağınız. O ayrı konu, aynı konuya denk geliyor. Biz de diyoruz ki sıfır aracı alın diye kimse zorlatmıyor sizi. Yani vatandaş zorlatmıyor. Belki belediye zorlatmış olabilir de. Yani vatandaş için daha iyi bir araç. Daha iyi hizmet yapmak istiyoruz. Yani, tamam, kabul ediyoruz. Yani. Kabul ediyoruz. Ama biz de mağdur olmamak şartıyla. Ya o hak vermesi ayrı bir mesele yani. Ama sizin de araçlarınızı daha ayrı mesele. Buradaki bir şey diyorum. Nasıl ayrı mesele diyorum? Ben borcu işine gireceğim. Gelin dur, araba verecek. 5 ara ben o arabanın borcu nasıl diyeyim ya? Onu vermesin. Vermese deniyorum diye işte biz de pardon duyduğuna. Ya 300 tane adam bekleyiş içinde. Ama şimdi çıkıp da bir belediye başkanımız Murat Bey desin ki. Yerlemezseniz diyor. Bak bak Murat Bey. Belediye başkanı çıksın desin ki arkadaşlar, ben sizi mağdur etmeyeceğim, arabalarınızı yenileyeceğim, benim çıktığım parana koyacağınız ismi ne? Ama 3'er 5'er 10'ar tane araba vermesin. Peki 20 yaşın altında kaç araban var? Salih soy ismi neydi? Bulut. Salih Bulut. 20 yaşın altında, 20 yaş diyelim, 92 diyelim. 20 yaşın altında 30 sene çıkmıyor. 20 yaşın altında. 20 yaşın altında 30 sene. Bizim 10 yaşlıdır. Ben 99 model araba getirdim. 99 da değiştiriyor. Biz sıfır alacağız. Ama kuralları mağdur etmeyecekse, kuralları araba verilmeyecekse, bizi mağdur etmeyecekse biz arabalarını sıfırlayalım. Sıfırlamayalım demeyelim. Ama başkan bize bunu bir netice veremiyor ki bunu. Garanti veremiyor bize. Sonra karşı taraftan 160 araba adam geliyor, ben duraklı araba aldım diyor. Anlaşma yapmışsa hat aldım diyor. Biz yine mağdur etmiyoruz. Buradan dışarıdan araba aldım. Para yakıldım bana. Başkanım süre şimdi o süre. Sen nasıl bir araba alacaksın? Süre aralığa kadar normalde 10 yaş üzeri 274 tane araç var. Değil mi? 31 aralığa kadar bu araçlar 274'ü birden değiştirebilecek mi? Değişemez. İşte zamanımız çok kısıt. Biz onun için diyoruz. Netice bekliyoruz. Netice bekliyoruz. Netice bekliyoruz. Başkanım şimdi özellikle. Durak aldım diye gelip de size müracaat. Müracaat eden yok abi. Söylenti diyorlar ya. Bağlar başına 21 tane kişi yazılmış. 7 tane durak verilmiş. Yani el elerekten 7 tane verilmiş. Ha ne derece bilmiyoruz. Elinde resmi bir kayıt da gelen yok. Başkan. Eğer durağından 15 araba verilmiş. Belediye başkanına ne diyorsun? Böyle bir şey şimdiye kadar yoktu ama başkan bilir onu. Bilmiyor. K plakayı mı veriyor? M plakayı veremiyor değil mi? Hangisi? M plakayı verme yetkisi belediyenin yetkisinde. M plakayı. Belediye mücevher alanları, çalışanlara şartlar. Yetki
belediye mi? Yani arkadaş diyor ki her dura istediği zaman araba verebiliyor mu? Verebiliyor mu belediye? Bu yetki belediyede ama şu usullere uyması lazım. Önce bir rapor düzenlemesi lazım. Demesi lazım ki o ilçede, ilde toplu taşımaya ihtiyaç var diye İltiraf Komisyonu bir komisyon ayarlaması lazım. Anladın mı? Şimdi şöyle bir şey diyebilir miyim? Belediye otobüslerini çektim, bunu yerine veriyorum dersini alacaksınız. Yani öyle bir şey olabilir. Belediye otobüslerini çektiyse, belediye otobüs olarak getirir çalıştırır. Belediye otobüsünü çekip de getirip de onun yerine M plaka veremez. Tamam, bu geldiğiniz diğer araba otobüs olarak çalıştırır. Çalıştırır. Kendi şeyine çalışsın. Sizin istediğiniz şartlar oluşmadı. Belediye 10 yıl taahhüt vermekten geri geldi. Geri geldi. Artı. Şimdi şöyle bir şey, hem ona taahhüt vermedi hem de yeni otobüsleri hatlara dağıtacak, öyle mi? Alsanız da almasanız da dağıtacak, işte, anladın mı? Biz daha vermedi diyor. Ama biz kabul ediyoruz. Nasıl başkan da çekiyor? Ama biz kabul ediyoruz. Benim durağımı mağdur etmeyeceğiz, duraklar mağdur etmeyeceğiz. Siz dediniz ki biz araç vermeyeceğiz. Araçlarınızı değiştirmesi, değiştireceğiz. Değiştireceğiz tabii ki. Kanunç varmış. Yani başkan da çekiyor, tamam. Siz araçlarınızı yenileyin, ben de hiçbir durağa araba vermiyorum diyorsun, biz değiştireceğiz. Başkan demeyecek, minibüsler de var yani, minibüsler de var şimdi bankaya. Hayır. Yok, mecbur ben alacağım. Benim durağımda 26 araba var, 20 tane saldırsa aldırsa alacağım. Hayır, onun işini sıkacak alacak, dağılışını satacak alacak, bilmem işini sıkacak. Biz sınır koyduk, 10 yaş mıdır, 5 yaş mıdır, sınır mıdır, onun koyduğu sınırla biz razı olacağız ama bu vatandaşın da geçim şartlarını değerlendirmesi lazım. Sen demiş şu, yani ben duraklar araba vereceğim, ben yani o da akşama kadar yazdık, kişi gelip diyor, ben para verdim, belediyeye para yatıracağım, işte ne diyor falan. Yani bu konuda bir şey. Belediyelere cevap veriyor. Bu konuda şöyle bir şey yok. Başkanım, 336 tane araç var dediniz. Evet. Bu 336 tane araçtan 10 yaş şeyine uymayan kaç tane var? 274. 10 yaş mı? 10 yaş konusuna uymayan. 10 yaşa uymayan aşağı yukarı, yani 200 tane var. 200 tane. Aşağı yukarı. Ama şey diyor ki ne, Ulaştırma Bakanlığı'nın dağımına göre 0-19 yaş diyor. Bunu bakanlığı, yani mecliste bunun yürütmesi yine karar alınacak değil mi? Mahkemede şu anda. Mahkemede. Başkan, bu süreç içerisinde ne diyorsunuz siz belediyeye? Anlaşıldı mı? Belediyeye diyoruz ki ne? Evet. Anlaşmayı ona bakalım. Anlaşalım. Vatandaş paniklemesin, esnaf paniklemesin, o geliyor, bu geliyor, ben bana belediyeye para yatırdım, işte bu çekimiz var, acele para yatırırsan getirsen hak vereceğim dediği zaman minibüsçü esnafı panikliyor. Ben de diyorum ki arkadaşlar rahat olun, onlar ne kadar paralarını alırsa alsın, ben burada belge vermeyeceğim diyor. Burada belediyeye para yatıran vatandaşlara da diyor, yarın diyor şunu yaparlar. Biz belediye meclisi olarak karar çıkarttık, git A durağı, B durağı çalış, bundan sonra işin benden bitti derler. Adam gelecek bu sefer, ben de papaz olacağım. Ben dedim ki de kesin... Gitti miydi, kazanmıyormuş. Vatandaş gitti miydi, kazanmıyormuş. İşte mahkemede, yani. Mahkemede vereceği karara bağlı. Yani her giden kazanacak diye bir şey yok. Süreç devam ediyor değil mi? Başkanım diyor. Yani kısaca belediye size olan sözlerini yerine getirmedi. Ben belediyeyim. Hatları kullanmayın. Biz araç içindeyiz. Belediye başkanı çıksın. Hem size araç aldıracak hem de yeni hatlar verecek. Evet. Belediye başkanı çıksın desin ki bize bu 300 tane dolmuş yeriz dolmuş olarak da arkadaşlar. Ben burada yenilik istiyorum. Bu arabalarınız yenilenecek. İllaki yenilenecek. Ama ben de duraklardan araba vermiyorum. O denilen şeyler yalandır. Bunda resmi bir kayıt yoktur, bu yalandır, arabalarınız yenilemek mecburiyetindesiniz desin, gelsin bir bilgi versin, biz yenileyeceğiz abi. Belediye yalan mı söylüyor yani? Efendim? Belediye yalan mı söylüyor? Sözünde durmadı. Sözünde mi durmadı yani? Biz sadece şunu diyor. Yani duyuntu bu abi, resmi bir şey yok. Araba verdiğini biz, yani resmi kayıt yok. Hiçbir meclis kararıyla çıkıp gelip de biz araba aldık diyen yok. Sadece kulaklar diyor, vatandaş gelmiyor. Para yatırdım, şu kadar para yatırdım, bu diye geliyor. Başkanım, para yatıracağım, ne yapma, ben de yatırma kardeş, paran gider diyor. Yeni hatlar yani. Yeni hatlar için. Peki bu yatırımlar ne olacak? Onu belediye bilir. Onu belediye bilir. Ama şunu diyoruz, Türkiye'nin hiçbir tarafında ya bu zaman... Başkanım, normalde yaş sınırması 0-19 değil mi? Evet. Bunu da yani bu mahkeme, şu anki mahkemede 10 yaş sınırması. Evet, o mahkemede. Bunu da yürütmesini durdurma kararı çıkacak yani, 194. Evet, bu da çay veriyor. O zaman değişmeyecek. Arkadaşlar bak ben şunu diyorum. Bir verecek, anladım. Ben sene seçimden beri minibüsçüyüm. 32. senemi çalışıyorum. Yalnızdır, bana da bir gelenek var. 1992'de 90 Cihat Bey'e hoş geldin. 1990'da başladı bu gelenek. Kırıkkale Spor adı altında duraklara 60-70-80 lira araba verdiler. 10 arabası olan durak 20 oldu. 25 arabası olan durak 45 oldu. 30 arabası durak olan durak 65 oldu. Ama şu anda Kırıkkale Spor'un halini görüyoruz. İş ona alır. Yani benim tek kızdığım, ben bunu defalarca özellikle Murat Bey'le yaptığım röportajda da soruyorum. Bu zamana kadar Kırıkkale Spor'a verilen parayı matematiksel olarak bir hesapla en kurşatla 30 sürülüyor.
Cihat Bey aynı zamanda da grup başkanı, Keşke Spor'un grup başkanı. O paralarla Kırıkkale Spor'la birincilikte, üçüncü, dördüncü sırada oynamalar lazım. Ama geçmişe söylüyorum ben, Kırıkkale Spor adını kullanarak Kırıkkale Spor'un ne hale düştüğünü görüyorum. Şimdi o dönem kesildi. Bu sefer yani vatandaş şunu diyor, ben belediyeye umuyordum, belediyede alacağım var, ona karşılık hata aldım diyor. Öbürü diyor ki işte, mazotçuymuş, işte belediyeye mazot vermiş, parasını alamamış, ona karşılık hak veriliyor. Evet, elbette de abi ya. Hangi kurum yani bu zamana kadar? Türkiye'nin hiçbir yerinde olmamış ki bu. Yani başkanım, belediye bundan bir çıkar mı sağlıyor ki? Elbette tabii ya. Bak adam ne diyor biliyor musun? Bizzat diyor, başkanım benim belediyeye un verdim, un alacağım vardı diyor. Ben ona karşılık bir hat aldım diyor. Belediye size... Ama buna rağmen... Belediye sizlere hangi konumlarda aldım? Ama buna rağmen bak, onu diyorum ben. Kusura gazetesi... Aynı başkanım. Yıllardır aynı kere. 9. ay 15. ay 13'ünde bir haber yapmış. Şeyimizde tansiyon hastası. Hiç bu durum harekete geçmiyor. Benim bildiğim o haber bir başka gün olsaydı, hakimi, savcısı, ondan sonra Yargıtay'ı, idare mahkemesi falan bu hepsi harekete geçerdi. Huzura gazetesi açık açık yazmış. Kim göre peşkeş çektim demiş. Veren bunu belediye. Git belediyeye sorun. Sadece bana resmi olarak bak. Üye çekimi nasıl oluyor biliyor musun? Sicile kayıt oluyor önce. Esnaf sicile kayıt oluyor. Esnaf sicil bana elektronik ortamda atıyor üyeliğini. Başkanım ama bu isimlerin arkasındaki olanlar... Başkan şu an bilemezsin onu ben. Şimdi ama Ahmet, biliyorsunuz yani. Ya, tamam. Ahmet Mehmet diyemem ben. Şey söyleyeyim. Başkan sana diyeceğim. Arkadaş, müdürakta kaç araba var? 40 araba. Evet. 40 arabanın 30 tanesi veya 20 tanesi yeni araba aldıysa aldı. 20 tanesi almadıysa o 20 tane durağı harçlı iptal edeceğim, oraya 20 tane araba verecek dedin mi? Başkanla en son görüşme şöyle oldu bak arkadaş. Böyle bir şey olur mu? Başkanla en son görüşme şöyle oldu. 274 tane araba alacaksınız dedi. Arkadaşlar. 274 tane araba alacaksınız dedi. 274 arabadan varsayalım dedi. 200'ü dedi gitti arabasını aldı, 74 kişi almadı. Ben bu 74 arabayı çıkartacağım dedi. Hangi durak almadı? A durak. Kaç kişi almadı? 5. Oraya vereceğim 5. Öbür durağa vereceğim 10. Öbür durağa vereceğim 20. Ya bu varlığa yetkisi var mı ona? Bunu iptal edeceğim mi dedi yani? Hayır, bana göre yetkisi yok. Hayır bak şunu söyleyeyim. Yaşı tutmayan arabaları trafikten men etme yetkisi var. Evet. Durak iptal etme yetkisi var mı? Men edilen arabaların da kanun gereği, belli bir dönem içerisinde yenilemezse o hatların iptal olması gündeme geliyor. Doğru mu? O zaman belediye başkanının dediği bu konuda doğru. Yani ya yenile, men ettiği arabaların yerine yenisi. Murat Bey, orası doğru da, bak şimdi şöyle bir örnek vereyim sana. Orada katılıyorum. Şimdi yenilendik arabalarla uğraşıyor. Şurada diyor ki ne? Yenilendi ne bir şey demiyor. Yok, evraklardan izah edeceksin. 2006 model araba geldi. Konu olacak. Başkan. Ondan iptal edeceksin. Başkan, onlarla bize verecek misiniz? Yok. Bir şey sorabilir miyim? Dinliyorum. Onu da yani. Karayolundan gidiyor. Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan araçlar. Onlar hep onu da zorluyor. Evet. Onu da zorluyor. Onu da zorluyor. Şimdi bu da mahkemelik şu an 10 yasılması mahkemesi. Evet. 0-19 olacaksa bu mahkeme bunu 0-19 olarak karar verecek değil mi? Ha işte inşallah verir diyor. Şimdi verecek zaten bu da verecek diyor işte. Ya verecek. Peki bu aşamadan sonra araçlarının yenilemese bile bu mahkeme kararıyla minibüsçüler araçların yenilememeye gidecek yine. Yenilemeyecek yani. Biraz da uzatacak bu zaman. Ona rağmen yine hak mı verecek belediye başkanı? Yine verecek. Evet. Şimdi zaten bak belediye başkanı arkadaşlar şurayı iyi dinleyin. Belediye başkanıyla en son konuştuğum şu. Başkanım bu 274 arabayı alacaksınız. Çare yok diyor. Hiç. Yok. Anlaşma mı yapılmış bir işte, firma? 274 arabayı alacaksın diyor. Anlaşma yapılmış da başkan bir şey. Burada işte. Salih abi saniye. 200 arabayı diyor, aldın, 74 araba almadın mı diyor. Evet. Ben 74 arabayı o herhalde çıkartıp vereceğim diyor. Şimdi arkadaşlar... Ya anlaşma yapmış sanırım bir firma öyle mi? Elbette, otoboşa anlaşma yapıldı, 274 tane. Şimdi bak... Peki o anlaşmanın içerisinde sen var mısın? Yetki verim de anlaşma yapıldı ben sana. Yani hayır, şimdi gidip portta görüşürüz değil mi? Buraya bunun evet. Araçlar geldi. Bütün bayiler geldi. Basına tanıttınız. Evet. Sizin de Veli Bey'le bu konuda mütabakata varıp, gelen araçlardan, firmalardan bir tanesini seçip biz bundan şu kadar alacağız dediniz. Evet. Firma da buna göre eline hazırlığını yaptı. Evet. Belli şeylerde araç aldı. Evet. Kardeşim o zaman niye zıplıyorsunuz?
hem aracın içerisindesin, ete dokunucu bir yaklıyor mu? Öyle bir şey olur mu? Bırakmıyor, zıplamıyor. Bir dinle, sözünde dursun. Siz sözünü yerine vermediniz. Sözünde dursun. Sen reis vekili misin? Kanunu son yerine sen mi geldin? Allah'ım yarabbim. Hayır, bak. Başta bırak tabii. Dinleyince sen neye zıplıyoruz? Adama sabahtan beri gördüğü sözlerle birbirimize de hayır başkan, bak biraz kendiyle çelişiyor. Diyor ki arkadaş biz alalım diyor. Alalım diyoruz. Bak başkan seninle ilgili değil. Diyor ki firmayla anlaşıldı diyor. Evet. Tamam, anlaşıldı mı firmayla? Evet. Anlaşmanın içerisinde sen var mısın? Evet. Şimdi belediye başkanı şunu demekte haklı. Ben kardeşim. Yok ben anlıyorum. Bizi de araya sokarak bir firmayla anlaştırdınız, bu arabaları alacaksınız. Eyvallah diyoruz. Demek de haklı. Eyvallah diyoruz. Haklı. 10 yaş. Ben onu söylüyorum. Haklı sözüm de. Çok haklı oldu. 10 yaş otobüs getirmeyeceksin. Anlaşma olduktan sonra belediye. Onda çok haklı abi. Ama sözlerini yerine getirin. Sonra yani. Sen sözünü yerine getirin. Doğru soruyor. Abicim o zaman da. O zaman da sen haklısın desene. Bak bir şey söylüyoruz. Sizinle konuşmalarınızda bununla ilgili bir takım çelişkiler varsa, kim kimin sözünü yiyorsa, o zaman siz gidersiniz, bir heyet oluşturursunuz, belediye başkanının yanına gidersiniz, basını da çağırırsınız, haklı haksız belli olur. Sevgili arkadaşlar, şunu söylüyoruz, bak bir dinle, şuna yine söylüyorum, aklına yaz. 10 yıllığına garanti verseydi, bize 10 yıl sözünden dönmeseydi bir, yollarımızı asfalt yapsaydı iki, aşağı termal dizayn yapsaydı 3. Sözüm de yine duruyor. Başka biz onlardan vazgeçtik. Yine alacağız biz. Ama sözünde durmuyor. Şimdi 10 yıl garantiye vermedi. Ben gittim 274 tane arabayı aldırttırdım. Yarın belediyede tuttu 30 tane araba verdi veya 50 tane duran araba verdi veya gitti 40 tane belediye otobüsü getirdi. Yazık değil bu esnaf nasıl ödeme yapacak? Şimdi başkan bu işlerde de bir sinsile yolu var. Şimdi sen aracı aldın, o yolu yapmadıysa, sana verdiği sözleri yerine getirmediyse, o zaman sen çıkıp bize bunları söz verildi, yeni sıfır arabalar alındı, sıfır arabalarımız heder oluyor diye hakkını savunmakta serbest. Ama sen hem arabayı almamışsın hem söylüyor. Artık anlaşmadı. Odanın karı ne? Odanın karını Sayın Başkan açıklamıyor, gizli diyor. Biraz önce Kırıkkale Spor'dan örnek veriyor. Kırıkkale Spor'a şu kadar araç satıldı diyor, şu kadar para geldi diyor. Biz... Otogoş'ta yapılan anlaşmadaki yani odanın ve ya da minibüs esnafının karı ne? Odanın ya da minibüs esnafının karı ne? Anlaşma yaptınız yok evet. Hani minibüsünün menfaati ne? Minibüsünün menfaati 60 bin liralık arabaya 47 bin lira yapıyor. Minibüsünün menfaati bu. Peki şeyden firmadan da işte araç başı 20'şer lira para alınacağını söyledi. Bunun aslı var mı? Tabii ona aldıktan sonra şunu diyorlar. He, var mı bunun aslı? Bak gidelim. Bunu kim alacaktı? Ben onu bir söyleyeyim. Cevabını vereyim. Adam diyor ki lan şuradaki esnaf Murat Tanır diyor, orada geliyor diyor, beni tehdit ediyor diyor. İlla bir ilan ver diyor diyor. İlan vermezsen felanca marketten aldığın mamül çürük derim diyor. Gazetemde yazarım diyor. Ne yapayım ben Murat Tanır'a 2 kilo çay bedava veriyorum diyor. Veriyorsun yani başkanım. Veriyor mu? Veriyorum. Yani bak şimdi şunu söyleyeyim. Anlaşma yaptık diyorsun. Bak bir şey söyleyeceğim. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Burada bir samimiyetsizlik var. Madem anlaşma yaptıysanız bu bir şeyin karşılığında anlaşmadır. İllaki, ya minibüsçünün... Abi illaki yarar ya, vardır. O da bir şeyin karşılığı ne? Bak üstü kapalı konuşuyor. Bir şeyin karşılığı deme. Bir şeyin karşılığı ne biliyor musun? 60 bin liralık arabayı ben 47 bin